Takımımızın tecrübeli oyuncusu Serdar Kurtuluş Temmuz ayında Bursaspor'umuza geri dönüş yaptı. Bursalı oyuncumuz, altyapıdan yetişen oyuncumuz Temmuz ayında takımımıza katıldı ve Kasım ayında talihsiz bir sakatlık geçirdi. 2,5 aydan bu yana Serdar'ın tedavisi devam ediyor. Şu anda Serdar Kurtuluş'un evindeyiz. Kurtuluş ailesine konuk olduk. Serdar'ın şu anda durumu nasıl, neler hissediyor, bir günü nasıl geçer? Bundan önceki dönemlerde Almanya'da ve Türkiye'de tedavileri nasıl geçti? Bunları soracağız. Serdar, öncelikle teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Nasıl hissediyorsun kendini? 2,5 aydan bu yana tedaviler devam ediyor. Şu anda nasıl hissediyorsun? Tabii sakatlığım Kasım 12'de oldu. Kasım'ın 22'sinde de ameliyatım gerçekleşti. Yaklaşık sakatlıktan bir hafta kadar Türkiye'de bulundum. Daha sonra Almanya'ya gittiğimde 5 gün falan da orada bekledim. Daha sonra ameliyata girdim. Tabii ilk olduğunda çok büyük bir ödem vardı. Onun gitmesini bekledik. Sizin de dediğiniz gibi çok talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çok da futbolda görülmeyen bir sakatlık. Aynı anda hemen hemen çoğu bağımı kopardım ayağımda. Çok şükür yani o günden bugüne oldukça iyi gelişmeler oluyor. Özellikle ameliyattan sonraki sürecim, Almanya'da kalışım 1,5 ay benim için oldukça zor geçti. Ameliyattan sonra özellikle birçok ağrı, çok sanki uyumadığım geceler, birçok onları söyleyebilirim. Türkiye dönüşümden yaklaşık bir aydır Türkiye'ye döndükten sonra bir aydır burada fizik tedavi görüyorum. O bir aylık süreçte geriye baktığımda yani bir ayda bayağı bir aşama kaydettiğimi görüyorum. İyi çalışıyorum. Sabah bir günüm nasıl geçiyor derseniz saat 11-12 gibi evden çıkıyorum. Fizik tedavi merkezine gidiyorum. Akşam 7-8'i tekrar eve dönmem buluyor. Eşim götürüyor. Zaman zaman arkadaşlarım götürüyor, getiriyor. Sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Ya çok kolay geçmiyor. Ama bunu da aşacağıma ben inanıyorum. Şimdi baktığım zaman bu ameliyattan sonra şimdi önümüzdeki ayın ortasında bir kontrolüm var. Önümüzdeki ay demiyorum, Şubat ortası gibi veya sonuna doğru bir kontrolüm olacak. Kendimi bir operasyonum da var. Onu hazırlamak için uğraşıyorum. Sadece ön çapraz ameliyatım kaldı. Eğer doktor ayağımı iyi gördükten sonra yaptığı açıklamada bu ameliyattan sonra 3 ile 6 ay arası diğer ameliyatımı yapacaktı, ön çapraz ameliyatımı. Tabii önümüzdeki ayda yaklaşık 3 ayı dolduracağım. Bir kontrole gideceğim. İnşallah ayağımı iyi görür ve ön çapraz ameliyatını geçtikten sonra artık tamamen iyileşip sağlığa dönmek için gün sayacağım. Bunu bekliyorum şu an. Şu anki gelişmeler yavaş yavaş da olsa iyiye gittiğini gösteriyor. İlk olarak senin sakatlığın ardından Trabzonspor maçının soyunma odasında gördük Serdar. Orada koltuk değnekleriyle geldin, takım arkadaşlarına başarılar diledin. Şu anda özel bir ayakkabı sayesinde yürüyebiliyorsun, öyle zannediyorum. Süreç yavaş yavaş işliyor senin için. İstersen birazcık dizine dönelim. Sen tabii ki başroldeki isimsin ve bu operasyonları en iyi sen biliyorsun. Bize biraz tarif eder misin? Almanya'da neler yaşandı? Hangi ameliyatları oldun? Hangi bağlardan ameliyat oldun? Biraz da gösterelim istersen. Ya şöyle diyeyim. Hiç ayağımı açmama gerek var mı onu bilmiyorum da. Şuradan başlayayım. Özellikle ön çapraz ve arka çapraz ve dış yamba. Dizim böyle döndüğü için dizim pozisyonca böyle döndü. Zaten pozisyon aklıma geldikçe çok hatırlamak da istemiyorum.
ilk görünüşte kırık gibi duruyordu. Hı-hı. Yani siz de o an maçı anlatıyordunuz herhalde. Dizim döndüğünde yandaki bütün bağları ve arkada gelen arka kasın açık tendonunu... gösterelim istersen. Yani şöyle ameliyatların yeri. Buranın bu kadar büyük açılma sebebi sindirimde de sıkıntı olduğu için sinirimde kopuk olmadığına bakmak için birazcık açtılar ve dış tarafımdaki operasyon için burasının açılması gerekiyordu. Çok şükür doktorum iyi geçtiğini söyledi. Yaklaşık bir 6-7 saati buldu ilk ameliyatım. Şu anda yavaş yavaş toparlama sürecindeyim. Yaklaşık 3 ay sonra arka çaprazın yavaş yavaş yüklenmelerine başlayacağım. Ayağımı düzeltmeye başlayacağım. Şu an kuvvetlendirme aşamasındayız. Gayet güzel gidiyor çünkü ilk gün adeta ayaklarım titriyordu. 20 kilo falan verebiliyordum ameliyattan sonra, bir hafta sonra ayağıma. Şu an tamamen vücut dengemi koruyabiliyorum. Bunlar çok önemli. Tabii bu süreç biraz daha sürecek çünkü bir ameliyatım daha var. Ön çapraz ameliyatından sonra bu yaptığım şeyleri tekrar baştan yapacağım. Tekrar kuvvetlendirme çalışmalarına gireceğim. Ondan sonra işte dediğim gibi sağlara dönmek için yuslayacağım. Tabii önemlisi ayağımdaki sinir. Şurada bilek ve baş parmakta hareket kısıtlılığı var. Sol ayağımla göstereyim. Yukarı ve dışa doğru ayağımı oynatamıyorum. Bir uyuşukluk. Tabii bunun da geçme süreci var. Doktorun dedi sinirin günde 1 milim iyileşmesi. Yaptığı EMG testi, sinir testinde kas kaybımının olmadığı ve ayağının geri geleceğini düşündüğünü söyledi. Bunun ayağımla ilgili işte Türkiye'ye dönüşte iyi randımanlar aldık, yani ayağım tepki veriyor dışarıdan da olsa. Umarım bunun bir süreci var, onu beklemek zorundayız. Söylenen süreç 3-6 ay arası ayağının geri gelebileceği. Almanya'daki doktorun dedi ayağının yazın geri gelebileceğini düşünüyorum dedi. Beklemekten başka şansımız yok. Yani o sırada da hem operasyonları geçirip bağ iyileşmesini bekleyeceğiz, hem de ayağımı en iyi şekilde güçlendireceğim. Tabii ki tedaviler devam ederken farklı bir tedavide moral motivasyon. Seni ilk günden bu yana arayan binlerce sevenin, taraftarlar, futbolcu arkadaşların, antrenörler seni adeta telefonunu susturmadılar ve bir Akhisar Belediyespor maçı, sakatlığının ardından oynanan maçta takımımız geçmiş olsun Serdar Kurtuluş tişörtüyle sahaya çıktı. O gün neler hissettin? Bekliyor muydun böyle bir destek, böyle bir mesaj? Ya aslında takım arkadaşlarımdan ziyade sakatlığımdan sonra hem arayanlar hem de hastaneye gelenler için herkese ayrı bir teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir arkadaş grubuna sahip olduğum için bana çok yardımcı oldular. Sürekli durumumu sordular. Arayanı, geleni, gideni. Açıkçası hastaneye girdim, bir hafta buradaydım Bursa'da. Çok neredeyse sakatlığını unutmuş gibiydim. O kadar motive ettiler ki beni. Biraz da bu beni hırslandırdı. Ben geri döneceğime inanıyorum. Geri dönüp o formayı tekrar çok giymek istiyorum. Buradan hem takım arkadaşlarıma hem de beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ederim. Trabzonspor maçı öncesi de onlarla beraberdin soyunma odasında. Soyunma odasına girdiğinde neler hissettin? Açıkçası stada girerken çok heyecanlandım. Hatta bir arkadaşım bırakmıştı, onunla beraber girdim. Soyunma odasına gittim. Orada da o zaman Hamza Hoca vardı, ufak bir şaka yaptı. Tabii o zaman Erdem oynuyordu. Erdem'i sildi, direkt benim ismimi yazdı oraya tahtaya. Benim için bir moral oldu öyle yapınca. Gülüşmeler oldu. Onları görmek benim için çok güzeldi. En azından onlara biraz moral vermek için oradaydım. Hala desteklerimi sürdürüyorum. Burada imkanım oldukça, tedavimde vakit buldukça hem tesise gitmeye hem de stadyum arkadaşıma maç zamanı gitmeye destek vermek için elimden geldiğince uğraşıyorum. Amacımız Bursa Spor Kulübü'nün iyi yerlere taşımak hepimizin. Biz şu an dışarıdan destek verebiliyoruz. Sakatlığım dolayısıyla. İyileştikten sonra inşallah sağ içinde desteğimizi sürdüreceğiz. Maçları izliyorsun televizyon karşısında. Peki maç esnasında neler hissediyor Serdar Kurtuluş televizyon başındaki? Ya şöyle söyleyeyim. Futbolu çok özledim diyebilirim. Biraz onun üzüntüsünü yaşıyorum.
Şimdi şu an süreç tabii ki zor. Ama kendimi ona göre ayarlamak durumundayım. Futbolu ancak şu an dışarıdan takip ederek, izleyerek elimden geldiğince işte dışarıdan takıma destek vererek yapmaya çalışıyorum. Şu an bir özlem var. İnşallah bu özlemi de en kısa sürede geri alacağım. Tekrar o formayı giymek istiyorum. Fazla bir şey söylemem yani şu an. Yeni bir dönem başladı takımımızda. Takımımızın başına Mutlu Topçu getirildi. Mutlu Hoca ile alakalı neler söylemek istersin? Beşiktaş'ta oynadığın dönemde onunla birlikte çalışmıştın. Mutlu Hoca Ertuğrul Hoca ile beraber yani Beşiktaş döneminde hocalığımı yapmıştı. Yani Ertuğrul Hoca oldukça destek veren biriydi. Ki nitekim burada yaşadığımız şampiyonlukta onların da payı büyüktü. Sonuçta camiayı tanıyan biri, taraftarı, Bursa şehrini. Kendisi de İnegöl'lü zaten. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bunu tabii zaman gösterecek. Biz elimizden geldiği kadar en futbolcu arkadaşlarımıza destek vermeye çalışacağız hocamıza. O da bize göstereceği taktiklerle, yapacağımız işlerle umarım takımımıza katkı sağlar diye düşünüyorum. Peki takımın durumunu nasıl buluyorsun? Ligin ikinci yarısına girildi. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları oldu. Takımı nasıl görüyorsun? Muhakkak futbolcularla, kaptanlarla da konuşuyorsundur takımın durumunu. Ya görüştüm. Tabii arkadaşlarım oluyor. Şöyle söyleyeyim. İlk yarı istediğimiz yerde bitirdik. Benim tek rahatsızlığım ilk yarı. Belki biraz daha fazla puan alabilirdik ki bu fırsatı da yakaladık. 27 puan bizim için kötü bir puan değildi. Ben ilk yarı özellikle sezon başı fikstür çekildiğinde iyi bir hava yakalarsak yani 30-33 puanı rahat bulabiliriz diye bakıyordum. 27 kötü bir puan değil. Kötünün iyisi diyebiliriz. Ligi 5. bitirmiştik. Ama ikinci yarı başlangıcımız özellikle ilk yarının son maçları bir düşüşe girdik ki hala devam ediyor. Umarım önümüzdeki hafta oynayacağımız Fener maçı bizim bir çıkış maçımız olacaktır. Burada seyircimizin desteğiyle bu maçı alırsak bir çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Tabii inişler çıkışlar olacak. Bu inişimiz bizim biraz uzun sürdü. Ben dışarıdan takip ettiğimi söylüyorum. Her inişinde bir çıkışı vardır. Bu çıkışı da bu maçla yapacağımıza inanıyorum. Devre arasında yapılan transferler vardı. Stanku, Onur ve Bobanjovic transferleri. Yeni isimler katıldı. Bu yeni isimleri nasıl yorumlarsın? Birkaç maç izleme şansım oldu. Stanku'yu zaten Türkiye Ligi'nden bildiğimiz için az çok tanıyoruz onu. Diğer gelen bir genç arkadaşımız ve sağ bek bölgesinde yapılan bir arkadaşımız var. Benim temennim Bursaspor'a inşallah katkı verirler. Stanku'nun kalitesi belli. Gelen arkadaş da Bursaspor camiasına geldiği için mutludurlar. Bana bu formanın her zaman hakkını vermek için uğraşırlar. Bursaspor büyük bir camia. Ben de iyi olacaklarını umuyorum, takıma katkı vereceklerini umuyorum. Bunu zaman gösterecek. Yani bize sadece oturup izlemek düşecek şu an. Serdar, zaman geçirmek de senin için çok zor bu dönemlerde. Tedavi süreci var, tedavinin ardından boş zamanın var. Bu boş zamanı doldurmak senin için çok zordur. Her gün futbol içinde olan, her gün antrenman yapan biri için çok zordur bunlar. Peki boş zamanlarını nasıl dolduruyorsun, neler yapıyorsun tedavilerin dışında? Vallahi açıkçası sadece boş zamanım pazar günü oluyor. Bir o zaman vakit bulabiliyorum. Onu da genelde çocuklarla şimdi evde geçirmeye çalışıyorum. Çok kalkıp böyle dışarı gidip gezmek için bir vaktim olmuyor. Bulunduğum durumda onu çok müsaade etmiyor. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Tabii bu benim için kolay olmuyor. Çünkü sonuçta sağlıklı bir insanken, spor yaparken bir anda böyle olmak. Bu da hayatın tabii diğer tarafı. Hayatta böyle şeyler var. Bunu çok yadırgamamak lazım. Bazı şeyler insanın başına gelmeden çok anlayamaz. Ama hayat maalesef böyle. Bizler bir sınava tabi tutuluyoruz. Bu da bizim sınavımız. Öyle bakacağım. Ben öyle bakıyorum şahsen. Çok kolay geçmiyor ama bunu başaracağıma eminim. Özellikle ailemin desteği, çocuklarımın yanında olması beni ayrı bir motive ediyor. Şu anlık onlarla vakit geçirmek bana yetiyor. Evet, bu arada Serdar Kurtuluş'un kızı Elif de formasını giydi ve şu anda ekranlarımıza geliyor. Elif, istersen gel, seni de yanımıza alalım. Evet, Serdar'ın kızı Elif de yanımıza geldi. Tabii ki bugünlerde en büyük destek aileden geliyor.
Elif'le birlikte evde muhakkak ne hastalık hatırlanır ne başka bir şey, her şeyi unutturur değil mi? Evet. Ya tabii çocuklar çok farklı. Allah insanlara, yani Allah olmayan insanlara da nasip etsin. Çocuk yani aileyi ayakta tutan tek şey olabilir. Acayip bir mutlu, farklı bir duygu. Umarım sizler de bu sevinci yaşarsınız. Elif, sana dönelim. Senin hazırladığın besteler de var. İstersen ilk olarak bu bestelerle başlayalım. Mikrofonu ben sana teslim edeyim istersen. Yeşil, beyaz, en büyük Bursa Spor. Elif de formasını giydi. Yanımıza geldi. Serdar Kurtuluş'un eşi İlknur Kurtuluş da yavaş yavaş yanımıza geliyor. Aile ekranlarımızın önünde, kameramızın önünde birleşiyor. İlknur, sana doğru dönelim. Serdar'ın sakatlığının ardından tabii ki en büyük destek sizlerden geliyor. Sakatlık ardından neler yaşandı, neler hissettiniz? O gün o pozisyonu izlerken ekran başında mıydınız? Haberi nasıl aldınız? Yok, ben Serdar'ın maçta oynayacağını bilmiyordum açıkçası. Bir telefonla öğrendim. Hatta bana en başta söylemek istemediler. Ses tonundan anladım kötü bir şey olduğunu. Duyar duymaz hemen hastaneye koştum. Serdar'ı gördüm. Ayağıyla ilgilenmedim açıkçası. Onun iyi olması bizim için yeterliydi. Çok zor bir süreçti tabii ki bizim için ama yanımıza gelenler, Serdar'ın sevdikleri, bizi sevenler bizi hep motive ettiler. Serdar çok iyi. Geri dönecek, ben biliyorum geri döneceğini çünkü çok istiyor tekrar o formayı giymek. Yaşanması gerekiyordu demek ki ve bunu yaşadık. En kısa zamanda inşallah maçlarını izleyeceğiz ailece. Futbolcu eşi olmak, sporcu eşi olmak çok zordur. Antrenmanlar, deplasmanlar, kamplar sık sık ayrı kalırsınız. Ama bu dönemde böyle kötü bir olay sonucu aslında her gün, her an berabersiniz. Siz Serdar'ı tedaviye götürüyorsunuz, evde büyük bölümde berabersiniz. Peki Serdar'ın ev hayatını, ev halini soralım, nasıldır? Serdar sakindir evde. Genellikle bizimle ilgilenir, çocuklarıyla ilgilenir. Fırsat buldukça Elif'i özellikle parka götürür. İyi bir babadır, iyi bir eştir. Futbolcu eşi olmak... Zor ama güzel de bir şey çünkü onu her izlediğinizde gurur duyuyorsunuz. Her işte eğer gol atarsa ve size gönderirse çok mutlu oluyorsunuz. Bence güzel. Yani biz Bursa Spor'u da çok seviyoruz. İnşallah Serdar'ı dediğim gibi tekrar izleyeceğiz. Onu izleyerek mutlu oluyorum. Bence futbolcu eşi olmak çok güzel bir şey. Peki futbolla aranızda tabii iyi olmak zorunda değil mi? Serdar gibi birinin eşiyseniz futbolla aranız nasıl? Futbolla aram iyi ama şöyle, yani bir taraftar gibi maçları izleyemiyoruz biz maalesef. Çünkü her an bir şey olacak korkusu oluyor ister istemez. Çünkü bu meslekte var maalesef sakatlıklar. Dediğim gibi hani bir taraftar gibi izleyemiyorum açıkçası ama maçlarını izlemekten zevk alıyorum. Evin bir de küçük bireyi var. Bu birey de şu anda arka odada, bu bölümde kameralarımıza yansımıyor. Az sonra onun da yanına gideceğiz. İleride onun bir futbolcu olmasını ister misiniz? İsterim tabii ki. İsterim. Yani onunla da gururlanmak isterim. Onun da inşallah ilerleyen zamanlarda Bursa Spor formasını giymesini isterim. Kısmet, bilmiyorum, babasına çekerse, amcasına çekerse olur, neden olmasın. Babası ister mi peki? Biraz yürümeye başlasın, antrenmanlara da başlayacağız beraber. Muhtemelen ben sahalara döneceğim inşallah, o da yürümeye başlayacak. İkimiz bir anda güzel şeyler yaparız, çalıştırırız onu da. Çok teşekkür ediyoruz, bir kez daha geçmiş olsun diye. Teşekkür ederim, geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Serdar Kurtuluş'un evine geldik. Kurtuluş ailesini ziyaret ettik. Serdar'ın son durumunu da böylelikle izleyicilerimize, taraftarlarımıza aktarmış olduk.